söyleyecek. Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece Tophane Rıhtımı'nda Kamacı Ustası Bekir Usta'na evladın İsmail dedi. Hiç kimseye değil dedi. Bu sana emanet. Ve Kerem Pepe'nin açığında düşman projektörleri dolanırken takanın yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip Şaban reisi emanet yerine götürmeliyiz deyip atladı takanın patalyasına ve açıldı. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kendi yıldıza dönüyor. Daha uzakta bir yeşil damla ışık görünüyor. Sivas Topor'a giden geminin sancak feneri. İsmail elleri kanayarak çekiyor kürekleri. Emanet bir ağır makinalı tüfekti. Ve eğer İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini daha Ankara'ya kadar gelip onu kendi elleriyle teslim edecek. Rüzgar bocalıyor. Belki kareel gösterecek. En azdan 15 mil uzaktadır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. Rüzgar kareel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bütün ipleri bıçakla kesilmiş gitmiş. İsmail beklemiyor. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Ve deniz İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunç sur düşmek kavganın haricine. Bir perme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek böyle bir deniz şeklinde gördü yalnız. Ve birdenbire öylesine kahrolup duydu ki insan kızdı. Yıldı elleri, yüklendi küreklere, kırıldı kürekler. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinden. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonrası malum olmadı insanlara. Hayır İsmail'in akıbeti.